Amerika ile Çin'in arasındaki gerginlik bütün hızıyla büyüyor. Amerika, Çin'i hedef alarak geliştirdiği füzelerin testini gerçekleştirdi. Çin'dense olay çıkaracak bir açıklama geldi. Hazırsanız başlayalım. ABD ile Çin arasındaki askeri ve jeopolitik rekabet giderek kızışırken, ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı özellikle de Çin'e karşı geliştirdiği iddia edilen OCHAL sisteminin ilk testini Oklahoma'nın Fort Sill askeri üssünde gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri'nin paylaştığı görüntüde, HIMARS roket sistemlerinin daha gelişmiş ve insansız versiyonu OCHAL sisteminin bir HIMARS sistemiyle C-130 uçağıyla bölgeye indirilmesi yer alıyor. Simülasyonda Pasifik bölgesinde bir ada olarak gösterilen alana indirildikten sonra HIMARS sistemi bölgedeki temsili düşman gemilerini, insansız roket fırlatma sistemi de menzili 500 kilometreyi aşan füzelerle bölgedeki adada kurulu hava savunma sistemlerini, kısa menzilli roketlerle de bölgedeki temsili düşman gemilerini hedef alıyor. Yaklaşık 1,5 saat süren simülasyonda OCHAL sisteminin aynı zamanda ABD ordusunun uzun zamandır geliştirmekte olduğu hassas güdümlü füze mühimmatının kısa ve uzun menzilli versiyonlarını fırlatması dikkati çekti. Tam olarak Çin'e karşı bir savaşın başlangıç anını temsil eden denemede, simülasyondaki adalarda konuşlu silah sistemlerinin imhasından sonra roket sistemleri yeniden kargo uçaklarına yüklenip bölgeden uzaklaştırılırken, ABD savaş uçakları bölgeye intikal ederek adaların tamamını ateş altına alıyor. OCHAL sistemi kurulum, hedef belirleme ve ateşlemeyi uzaktan kumandayla gerçekleştiriyor. Bu teknolojinin ana amacının Çin'le çıkabilecek topyekün bir savaşın başlarında çatışma alanlarında mümkün olduğunca az sayıda ABD askerinin bulundurulması olduğu iddia ediliyor. ABD uzun süredir Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırırken Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşa etmesinden ve bu adaları silahlandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça belirtiyor. Çin Halk Cumhuriyeti Donanması'nın en büyük uçak gemisi konumuna gelecek olan Tip 003 önemli modifikasyonlarla dünya sahnesindeki yerini alacak. Breaking Defense'in aktardığı bilgilere göre yapımı devam eden ve Çin'in 3. uçak gemisi olacak olan Tip 003'ün yapımı 2018'den beri devam ediyor. Geçtiğimiz son 3 ay içerisinde geminin ana gövdesinin bileşenleri birleştirildi. Tip 003 gövde özellikleri ve fırlatma yetenekleri bakımından ağır ve kolay kalkışa hazırlanamayan yük uçaklarının da kalkışını kolaylaştıracak bir platforma sahip olacak. Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Xiaye, Fransız L'Opinion gazetesine verdiği röportajda Batı'nın yeni tip koronavirüsü oluşturduğu gerekçesiyle ülkesi Çin'e saldırdığını söyledi. Çin'i virüsün kökeniyle ilgili araştırma yapılmasına izin vermemekle suçlayan ABD'nin 2003'te Irak Savaşı'nı başlatmak için bir şişe deterjanı kanıt gösterdiğini belirten Lu Xiaye, bugün de aynı süreç tekrarlanıyor. Eğer Çin bir araştırmaya izin verseydi, ABD çoktan çıkardığı sonuçların kanıtını arayacak, yeni yalanlar ve söylentiler uyduracaktı değerlendirmesini yaptı. Lu Xiaye, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'deki laboratuvardan sızıntı olmadığına dair araştırma sonucunu paylaştığını aktararak, 2019'da ABD'ye ait bir laboratuvarda meydana gelen kazayı anımsattı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ABD'ye ait askeri laboratuvarlara odaklanması gerektiğini belirtti. Büyükelçi Lu Xiaye, bağımsızlığı savunan ve tek Çin'i tanımayan Demokratik Yenilikçi Parti'nin iktidara gelmesiyle Tayvan'da gerginliğin arttığını ifade ederek, bu durumun ABD destekli Demokratik Yenilikçi Parti'den kaynaklandığını öne sürdü. ABD'nin son aylarda Tayvan'da bir ülke iki sistem ilkesi doğrultusundaki kırmızı çizgiyi geçme manevralarını artırdığına işaret eden Lu Xiaye, ABD bizi provoke ediyor ancak kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı ifadesini kullandı. Lu Xiaye, Avrupa ülkelerinin de ABD'yi takip edip Çin'i provoke etmemesi gerektiğini savunarak, Tayvan'ın bağımsızlığı söz konusu olamaz. Orta vadede meselenin barışçıl şekilde çözüleceğini umuyoruz ancak
caydırıcı olarak güç kullanımından vazgeçmiyoruz değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden destek verdikleri dünyayı yeniden daha iyi inşa et planının Çin'in geliştirdiği bir kuşak bir yol programına daha iyi bir alternatif sunmasını amaçladıklarını söyledi. Çin'in bir kuşak bir yol programı çok sayıda ülkede ulaşım altyapısının iyileştirilmesine finansman desteği sağladı. Ancak bu programa bazı ülkelerin borcunu artırdığı yönünde eleştiriler yapılıyor. ABD, Çin'in bu programını borç diplomasisi olarak nitelendiriyor. G7 zirvesinde alınan kararların ardından Çin'den dünyanın kaderine küçük bir grup ülkenin karar verdiği günler çok geride kaldı açıklaması geldi. Reuters haber ajansına konuşan Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, "Biz her zaman büyük ya da küçük, güçlü ya da zayıf, zengin ya da fakir tüm ülkelerin eşit olduğuna ve global ilişkilerin tüm ülkelere danışarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz," dedi. G7 liderleri İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaptıkları zirvenin ardından değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf bir ortaklık teklif edeceklerini söyledi. Ancak G7'nin planının finansmanına dair ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, grubun henüz bu program için finansman ortaya koyma aşamasında olmadığını söyledi. Liderlerin zirvede ayrıca gelecekte ortaya çıkabilecek pandemilerin önüne geçilmesi için yeni bir plan da ortaya koymaları bekleniyor. Atılması beklenen adımlar arasında COVID-19'a karşı etkili aşı ve ilaçların geliştirilme süresini 100 günün altına çekecek önlemler de yer alıyor. 3 günlük zirvenin ev sahipliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptı. ABD tarafı bugünkü oturumu Çin'in dünya genelindeki etkisini artırma girişimlerine karşı çıkma fırsatı olarak görüyor. Çin'in gelişmekte olan ülkelere milyarlarca dolar akıttığı bir yol bir kuşak programına batılı demokrasilerin mutlaka karşı çıkması gerektiğini düşünüyorlar. ABD yönetiminin üst düzey isimleri batı değerlerinin dünyaya hakim olabileceğini göstermek istiyor. Çin'in yatırımlarının bedelinin ağır olduğunu, Sincan'daki Uygur azınlığına zorla çalıştırılmasının ahlaki açıdan korkunç olduğunu ve adil rekabeti engellediği için ekonomik olarak kabul edilemez olduğunu savunuyorlar. Joe Biden, küresel tedarik zincirinin bu tarz zorla çalıştırma süreçlerinden arınmış olması gerektiği konusunda ısrar ediyor. ABD'li yetkililer, bunun sadece Çin'e karşı durmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda dünya içinde olumlu bir alternatif sunacağını söylüyor. Ancak Biden yönetimi, Batı'nın bu küresel altyapı programına ne kadar ve hangi takvim içerisinde katkıda bulunacağı konusunda muğlak bir tavır takınıyor. Bununla birlikte, Batılı güçlerde yeniden dirilen ve giderek daha da güçlenen Çin'e karşı koymak için şimdi harekete geçmeleri gerektiği konusundaki kararlılığın yenilendiği görülüyor. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada bu yılın başlarında Çin'e eş zamanlı olarak yaptırımlar getirdi. Bu yaptırımlar, Sincan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinin de bulunduğu iddia edilen yetkililere seyahat yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulmasını kapsıyor. 1 milyondan fazla Uygur Türkünün ve diğer azınlık mensuplarının Çin'deki kamplarda tutulduğu tahmin ediliyor. Çin hükümeti, Uygur kadınları zorla kısırlaştırmak ve çocukları ailelerinden ayırmakla suçlanıyor. BBC'nin Şubat ayında yayınladığı bir araştırma, tutuklulara sistematik tecavüz, cinsel istismar ve işkenceye dair ilk elden tanıklıklar içeriyor. Çin, Avrupalı yetkililere kendi yaptırımlarıyla karşılık verdi. G7 liderlerinin ayrıca COVID-19 pandemisinin yarattığı toplumsal ve ekonomik yıkımın tekrarlanmaması amacıyla atılacak adımları içeren bir deklarasyon yayımlaması bekleniyor. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada bugüne kadar 175 milyon insan COVID-19'a yakalandı. Bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3.7 milyonu aştı. Trump döneminde uygulanan korumacı ekonomi ve ötekileştirici söylemler nedeniyle pek çok bölgeyle olduğu gibi Batı ile ilişkileri de yara alan ABD, Biden yönetiminde öncelikle transatlantik camia ile olan ilişkileri tamir etme yolunu seçti. ABD geri döndü sloganı eşliğinde gerçekleştirilen ikili ve çoklu görüşmeler sayesinde Biden yönetimi yüz yüze diplomasi uygulayarak Batılı müttefiklerine yalnız olmadıkları mesajını verdi. Bunu yaparken elbette fedakarca bir yaklaşımdan ziyade ittifak kurmanın temel mantığını oluşturan karşılıklı kazanç duygusu ön planda. Gerek G7 gerekse NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde ABD'nin tüm dikkatini devam eden Rusya tehdidine ve Asya Pasifik'te yükselen Çin tehlikesine odakladığı görülüyor. Bu çifte tehdit yaklaşımıyla ABD, Putin Rusyası ile olan mevcut gerilimlerin takipçisi olacağı mesajını verirken,
diğer yandan giderek belirginleşen Çin rekabetine karşı safları sıklaştırmaya çalışıyor. 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından Rusya'yı aralarından atan gelişmiş ülkeler G8'den G7'ye evrilmiş ve o tarihten bu yana Trump'ın aksi yöndeki çabalarına rağmen Rusya'yı tenkit etmeye devam etmişti. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ise bu yapıya asla alınmadı. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya'nın Avrupa Birliği'nin de katılımıyla düzenledikleri bu yılki toplantıya davet edilen ülkelerden üçü dikkat çekici. Konuk katılımcılar Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın özellikle Çin'in yakın çevresinde yer alan ülkeler olduğunu unutmamak gerek. Hindistan, Avustralya ve Japonya, ABD ile birlikte 2007'den bu yana Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, Quad İttifakı denilen bir yapının daha parçası. Bu yapı özellikle Güney Çin Denizi'nde Çin'e askeri ve diplomatik yollarla karşı koyma amacı taşıyor. G7'nin bu yılki dördüncü konuk üyesi olan Güney Afrika ise Çin'in en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında geliyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.